buluruz. Sevgili hocam. Ben de size teşekkür etmek istiyorum geldiğiniz için. Hocam da söyledi. Sanırım 2008 ya da 2009'da mı başladık bu konferansları ilgili değil ama 2008. Yani 3 yıl kadar olmuş ve yıl tanesini yapmışız. Bunun gelinmesini yapıyoruz. O zamanlarda dediğimiz şey şuydu, yani insanlara bilgilendirmek adına bilginin paylaşması sadece bilginin çoğalması sebep olur. Biz de bilgimizi size paylaşmak için bu işe başladık ve o zamanlar İsmail Hocam'ın da önerisiyle güzel bir ortamda yapmak istedik. Yani burası o zaman seçtiğimiz işte Nürnberg tek 5 yıldızlı otelinde bir konferans veriyoruz. Acaba kaç defa yapabiliriz diye konuşuldu o zaman ama o günden bugüne gördük ki yani burada yapmak, burada konferans yapmak neticede belli bir maliyete sebep oluyor. O maliyetin karşılanması da kolay olmuyor ama özellikle bugünkü konferans için İsmail Hocam'ın çok ciddi katkısı olduğu için teşekkür etmek istiyorum. Ben o katkı olmasaydı bu şekilde bu konferansı burada yapabilirdim. Geldiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Hocam da söyledi, dışarıda değişik etkinlikler varmış, Türk günü varmış. Ancak son anlamına göre anlam sorması yok. Yağmur yağmaya başlamış. Büyük ihtimalle biraz az olacak bir burası ama oraya gitmek, buraya geldiğiniz için ekstra teşekkür ediyorum. Çünkü bilgi almak için geldiniz. Biz de elimizdeki imkanlara bilgi vermeye çalışıyoruz. Önümüzde programlar var. Kısaca bilgi vereceğim. Konuyu biraz geniş tutmak için ilginç olduğunu düşündüğüm bir konu seçtik. Çünkü Karadağ'ın birçok sebebi olabilir. Her tür tıp durumu olabilir. Onun için bunları bu işe katmak istedik. Çok sevdiğim iki tane doktor arkadaşım burada var, sevgili Ümit ve sevgili Asim. Sevgili Nesli Şah da bizde olacak bugün ama onun çok özel ve güzel bir nedeni var. Müsaadesi de bugün bizim aramızda konuşmacı olarak olmayacak. Çünkü o da yeni nesil doktorlar yetiştirmek üzere görev almıştır şu anda. Ama aramızda olsun, teşekkür ederim. Programda yazdığı üzere kısa kısa size karın ağrısı konusunu işte cerrahi, dahiliye ve görüntüleme anlamında ne olur, nasıl olur anlatmaya çalışacağız. Arkasından bir ara vereceğiz, kahve arası vereceğiz. Dışarıda görmüşsünüzdür, işte sizin çalışanmış bir takım şere var. İçerisinde domuzet yoktur, rahatlıkla yiyebilirsiniz. Hocam baklava getirmiş, yiyip içebilirsiniz daha sonra. Ondan sonraki kısımda ise hepinize yeterince süre soru sorma şansı vereceğiz. İsterseniz açıktan burada sorabilirsiniz. İsterseniz konferans bittikten sonra özel sorularınız varsa ilgili doktorlara özel sorabilirsiniz. Dışarıda konuşma yapacak bütün doktorlara ilgili bilgiler var. İsterseniz orada alıp daha sonra muayenehaneye gidip orada konuşmak isterseniz konuşabilirsiniz. Bu şekilde tekrar hepinize hoş geldiniz deyip ben sözü direkt ilk konuşmacımız olan Sevgili Rasim Cere vereceğim. Kendisi dahi uzmanı. Ve onunla başlayalım. Hepinize öncelikle hoş geldiniz de, hepinize saygı.